Pervin Hanımcığım, size çok ihtiyacım var. Psikolojim çok bozuk. Ama Emre sen çok güzel. Bugün tuykuçal bir an hayat. Ama çok kararsızlığa düşüyorsunuz. Merhaba. Ne gibi kararsızlığa düşüyorsunuz? Beyler merhaba. Sen de tanıdıkların arasında kararsızlığa düşüyorsunuz. Hayır, Gürkan'ı seçtim. Yanlış olduğuna karar verdim. Tamam, kararsızlık işte. Gittin geldin yani. Nasılsınız? Aslında tam anlamıyla kararlılık. Kızlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Siz nasılsınız Pervin Hanım? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Beyler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Geçen hafta Nur'la görüşme yaptım Kırmızı Oda'da. Onunla ilgili bilgi vereceğim size. Nur'dan sonra da Erdem, Ali ve Ercan'la Kırmızı Oda'da görüşmelerim oldu. Onlarla yaptım. Evet, onlarla yaptığım görüşmelerle ilgili de bilgi verip son muhteşem durumla ilgili. Evet. İzel Çelik Ercan gibiler Pervin Hanım onlarda. Efendim? İzel Çelik Ercan gibi onlarda. Muhteşem üçlü dağıldı muhteşem yani. Üçlüler, mahşerin evet. Üç atlısı. Sonra Nur'dan da son durumla, son gelişmelerle ilgili bilgi alacağım. Şimdi öncelikle Nur'un anlattıklarını sizlerle paylaşayım beyler. Ve tabii ki sizlerle sevgili kızlar. Nur bana dedi ki, ben dedi üçünde de dedi, heyecanlanmıyorum aslında dedi. Heyecanlansam bir tanesine birazcık daha yakın bir duygu hissetsem, birazcık bir kıpırtı hissetsem hemen kararımı veririm. Çünkü hiç kimseyi hem oyalamak istemem hem de kırmak istemem dedi. Ama burada bir taraftan da şunu söyledi. Dedi ki ben şimdi bir karar vereceğim. Ama bu kararı verdikten bir süre sonra ya bir terslik olur, işler umduğumuz gibi gitmezse ben o zaman o kişiyi kırmış olmaktan çok korkarım dedi. Bu birçok ilişkiye başlamadan önce pek çok kişinin yaşadığı bir korkudur aslında. Ama bilirsiniz ki ilişkilere iyi duygularla başlanır, güzel şeyler olsun diye başlanır ve ilerleyen süreçte olabilecekler maalesef önceden öngörülüp müdahale edilebilecek şeyler değildir. Bu korkusu üzerine Nur'la birazcık konuştuk. Sonra Erdem'le ilgili bana yaptığı değerlendirmeyi paylaşayım. Nur'un ağzından aynen not aldım çünkü. Ben dedi Erdem'le aynı dili konuşabiliyorum dedi. Bana karşı saygılı, düşüncelerime saygı duyuyor ve beni dinliyor dedi. Aynen de böyle söyledi. Ve arkadaşça ona kendimi yakın hissediyorum dedi. Sonra geçtik Ali'ye. Ben Ali'ye neler hissettiğini, onun hakkında neler düşündüğünü sordum. Ali'nin çekingen bir yapısı olduğunu söyledi bana. O gün öyle düşündüğünü söyledi. Ama dedi ani parlamaları oluyor. Burada tamamen farklı bir durumla karşılaştım ben Ali ile yaptığım görüşmede. Çünkü Nur bana Ali'nin ani parlamaları oluyor derken Ali dedi ki ben burada öfkemi çok iyi kontrol edebiliyorum Pervin Hanım. İçimde fırtınalar kopuyor ama ben yine de kendimi dizginleyebiliyorum. İki bambaşka yorum vardı burada aslında belki aynı dolaylar üzerinden giden. O zaman benim gördüğüm biraz daha böyle hafifletilmiş haliydi. Evet öyleymiş anladım Nur. Ben yaptığım Ali ile yaptığım görüşmeden sonra ben de aynen senin gibi düşündüm. Sonrasında bir de Ali için dedi ki zeki ve ne istediğini bilen birisi Ali bence dedi. Ali için yaptığı yorumlar bunlardı. Sonra Ercan'la ilgili konuştuk. Ercan'ın da enerjisinin güzel olduğunu, enerjik olduğunu söyledi. Ve o gün yaşanan bir olay vardı, bir kahvaltı edilmişti. Daha sonra orada Nur'un ağzını Erdem siliyor, Ercan burada müdahale ediyor ve Nur bu olaya çok kızıyor. Nur da diyor ki bana hiç kimsenin uyarıda bulunmasına gerek yok, ben bir bireyim. Nerede ne yapacağımı, kime ne zaman hayır diyeceğimi gayet iyi bilirim. Yani aslında burada Ercan'ın tamamen sahiplenme duygusuyla yaptığı müdahale Nur tarafından aslında kendine yapılmış bir saygısızlık olarak algılandı. O günkü durumumuz da böyleydi. Evet. Bunlar okey? Okey. Peki. Sonra devam ettik. Ali ile görüşmeme devam ettim. Ali aynen az önce de söylediğim gibi dedi ki kendimi iyi kontrol edebiliyorum. Annemin tavsiyesiyle buraya geldim aslında dedi. Ondan sonra gözleri çok güzel Nur'un dedi. Ben Nur'un gözlerini çok beğeniyorum. Çok derin derin bakıyor. Benim içimde fırtınalar kopuyor Pervin Hanım ama ben dedi kendimi çok da güzel frenliyorum burada dedi. Bu Ali'nin kendisiyle ilgili yorumuydu. Daha sonra Erdem'le dediğim gibi görüştüm. Erdem de bana onu mutlu etmek istiyorum. İstikrarlıyım, hep kararlıyım. Aynı yolda ilerliyorum ama bir ışık göremiyorum. Bu da beni zaman zaman demoralize ediyor dedi. Onunla yaptığımız görüşmede böyle geçti.
Ve Ercan da aynı şekilde. Ben duruşu net durumlar isterim. Bir netlik göremeyince ben de geri giderim. Evet, çok çabuk severim ama karşılık göremezsem bir o kadar da çabuk soğurum dedi arkadaşlar. Bu bizim geçen hafta yaptığımız görüşmelerin genel değerlendirmesiydi. Şimdi Nur, geçen haftadan buraya olanlar, son gelişmeler ve senin duygularınla ilgili son durum hakkında senden yorum almak isterim. Olanlar, son gelişmeler o kadar karışık. Ya böyle yaptığına göre o kadar şey var ki, birazcık anlat lütfen ama özetle ve duygularından da bilgi ver bize. Ya şöyle söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz biz bir tekne gezintisine çıktık Batu'yla. Orada böyle bir şey oldu aramızda. Duygusal bir anlar oldu. Elektrik oldu. Tamam. Ama işte onunla ilgili aşamadığım çok fazla sorun var içimde. Sadece Batu'ya karşı olan duygularımla alakalı değil aslında bu. Dış etken, yani Ayça ile olan ilişkisi olsun ya da Batu'nun Semih'le olan ilişkisi olsun. Tamam. Bunlar bizi çok fazla engelliyor. Tamam. Belki duygularımız da tamamen engelliyor olabilir. Bayağı bir çıkmazdayım yani. Çok çaresiz hissediyorum kendimi. Ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası bu konuda. Kendimi geri çekmiş durumdayım ama mutlu muyum? Hayır, değilim. Peki oradaki elektriklenmeden kaynaklı, artık orada bir elektriklenme olduğuna göre buradaki arkadaşların hepsine nokta koymuş durumda mıyız? Zaten biz o konuyu çözdük, evet. Artık onlar da istemediğini söyledi. Benimle tanışma yoluna girmek istemediğini söylediler. Ben de belirtmiş oldum artık hislerimi. Böyle yani, şu an ne diyeceğimi Zaten'ın de bilemedim. Çok güzel bir sözü var. O geldi aklıma şimdi sen böyle söyleyince. Noktadan sonra virgülle devam etmek isteyenler var. Noktadan sonra virgül, virgülden sonra nokta konmaz diyor. Sevgili Zata, gerçekten de öyle. Nokta koyduysak bir şeylere, onlar nokta olarak kalmalı. Virgülü varsa da virgülün devamını getirmekte fayda var. En azından durum netleşmiş olmuş beyler Tabii açısından. Tabii ki, aynen. Bu senin için de rahatlatıcıdır. Çok. Ama bahsettiğin diğer konu, aşamadığın şeylerle ilgili özel olarak görüşmek isterim seninle. Çünkü orada detaylı sormak istediğim bazı sorular var sana. Ona göre hareket edelim. Bugün az önce, buraya gelmeden önce birazcık sizleri izledim. Neler oluyor bu pazartesi gününde diye. Birini gördüm, ağlıyordu. Yine mi? Acaba neden? Sadece duygulandım o kadar. Hepsi bu mu? Bu. Sevgili Hazal, senin ağlamanla ilgili bir VTR var. Şimdi ona bir bakalım. Ondan sonra bu durumla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Konuşalım. Akfinal akşamında tolere etmek Bak, için... canım. Hayatım, İnsanların bak, ben seni kırmak seninle, istemiyorum, ben üzmek de. İstemiyorum. Arkadaşların tarafından farklı konuma koyulmanı istemiyorum. Ama kendimi törpülemeye çalışıyorum. Kötü taraflarımı buluyorum. Yapmamam gereken şeyleri düşünüyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Kendi huylarımdan vazgeçmeye çalışıyorum. Ama benim sevgim fazlasıyla ağır geliyor. Boğuyorum karşımdaki insanı. Bundan korkuyorum. Daha fazla seversem, daha fazla sahiplenirsem seni sıkarım, boğarım. Ve beni bırakıp gidersin diye korkuyorum. Eve gittiğim zaman neler yaptığımı biliyor musun? Sakin ol ya. Bana bak. Bak, ben hiçbir yere gitmiyorum ha. Hiçbir zaman da gitmeyeceğim yani. Neden de korkun olmasın senin. Ya biz ilerleyemezsek, kötü olursa diye korkuyorum. Ben çünkü buraya geldiğimde, seni tanımaya başladığımda bir hayalim vardı. Tamam mı? Hayal ediyordum. Bazen eve gittiğim zaman, uyuduğum zaman, gözlerimi kapadığım zaman kendi kendime, kendim rüyamı kuruyordum, anladın mı? Ve o kadar güzel gelişiyordu ki. Bu aslında tam da bizim geçen hafta Hazal'la ilgili konuştuğumuz konunun hala daha hayatımızdaki yansımaları. Kaybetme korkusu. Hazal bunu yaşıyor. Bu korku onu yoruyor. Evet, burada yol da alıyor.
mesafe de kat ediyor. Kesinlikle başladığı noktada değil. Ama bu olay bir günde yaşanmış, bir günde edinilmiş bir duygu değil ki. Sen bununla ilgili bir panik yaşıyorsun şu anda ama sakin olmalısın. Çünkü bu kademe kademe seni terk edecek bir duygu. Yavaş yavaş senin üstesinden gelebileceğin bir duygu. Öncelikle aklında olan kaybetme düşüncesi olmamalı. Güzel, mutlu günler olmalı. Tek bu tarafla da yaşamıyorum. Hani bunu görmeyen tarafı da var. Sonuçta evimize gidiyoruz. Evimizde olduğumuz, yalnız yaşadığımız bizim bir alanımız var. Burada da düşündüğüm konular bundan ibaret yani. Tek burada böyle değilim. Yani biz 2, 3, 4 şöyle baktığın zaman 5 gündür falan bu psikoloji içerisindeyiz. Geçen haftadan beri böyleyiz yani. Dışarıda konuşmamaya falan başladık. Böyle devam etti yani. Bu da seni kaygılandırdı. Sadece hassaslaştım, o kadar. Şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Bazı negatif duygular, yani taşıdığımız negatif anılar değişim ve dönüşüm gösterirlerken pik yaparlar. Yani maksimum seviyeye ulaşırlar. Sen de bu süreçte bir değişim geçiriyorsun. Ondandır bunları öncekinden daha yoğun ve daha derinden hissediyor olmanın sebebi. Çünkü biz burada yaptığımız görüşmelerle ve konuşmalarla senin geçmişte yaşadıklarını aslında üzerindeki örtüyü kaldırdık ve dedik ki bak bunu yapıyorsun sen, bu bunun üstündeki örtü ama bu örtünün altında da bunlar var. Şimdi bunlar ne oldu? Gün yüzüne çıktı. Yani bilinçaltında sakladıkların, gizlediklerin bilinç düzeyine yükseldi. Sakinliğini korumanı istiyorum bir. Öyle, İkincisi yalnız bir görüşme yapalım. Yapmamız gereken bir iki küçük başka uygulamamız var ama bunları özel olarak yalnız yapalım. Yalnız görüşmeme lütfen. Evime gittiğim zaman duvarlarla konuşabiliyorum. Pekala. Uygunluk. Bana söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa benden bugünlük bu kadar. Yarın yine birebir Kırmızı Oda'da görüşmelerimiz devam edecek. Hepinize çok Pervin güzel Hanım, bir hafta. Efendim? Beni çağıracak mısınız Kırmızı Oda'ya? Seni çağırmamı ister misin Kırmızı Oda'ya? Aslında. Sen benimle görüşmek istersen tabii ki görüşmek isterim. Küçük bir görüşme aslında iyi gelir. Yani. Tamam. Soracağım şeyler var çünkü özel. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, çok sağ olun. Rica ederim. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Duygularınızı içinizde biriktirmeyin lütfen. Herkese mutlu haftalar. Ben sorduğu şeylerden İnşallah. Bir daha aldım. Kız. Tamam. Sen yeter ki sen kısmetse olur.